Çok kıymetli Balcılı Köyü Araştırma Grubu üyeleri ve sevgili Balcılı köylülerimiz. Köy grubunda öne çıkanlar, fark yaratanlar köşesinde yayınlanmak üzere köyümüzün kendi alanlarında öne çıkan, fark yaratan şahsiyetleriyle röportajlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Köyümüzde daha önce tarım işlemleri yapılırken dirgenle, yabayla harmanlar savruluyor. O zaman da rüzgar varsa savrulabiliyordu. Ancak daha sonraki yıllarda, yaklaşık 1960'larda falan harman makinesi olayı ortaya çıktı. Tarımda bir devrim yapılmış oldu ve bu sayede insanlar daha rahat, daha kolay bir şekilde harmanlarını savrulabildi. Tabii bunu yapan çok kıymetli ustalar vardı. El becerisi, el sanatı olan ustalar vardı. Onlardan köyümüzde öne çıkan en iyi usta da Ahmet Gülmez. Helimgil hanesinden Ahmet Gülmez. Şimdi Ahmet Gülmez'e konuyla alakalı söylüyoruz. Şimdi köyde harman savrulmalarında dirgen ve rüzgardan sonra bir devrim oldu. 1960'lardan başlayan bir süre içerisinde de harman makinesi olayı başlamış. Sen de Balcılı köyünde bu konudaki en iyi usta, en iyi sanatkar olarak öne çıkıyorsun. Nasıl başladı, nasıl bir gelişme oldu harman makinesi konusunda? Çok eski zamanlardan bir şey soruyorsun, geriye doğru gitmek gerekiyor. Şimdi beni sanki annem marangoz olarak doğurmuş gibisine, marangozluğa bir hevesli bir insan olduğum için evet, devamlı marangozluk yapmak zorundaydım. Fakat günlerden bir gün bu Sacıvayet Arcavan'dan bir harman makinesi geldi denildi bizim köye. Ben merak ettim, çıktım, bu makineyi gördüm, olsunmuşum, bunu en son yapmaya karar verdim. Çok güç şartlarla o makinenin de Erzurum'da malzeme yapıldı. Benim dükkanım vardı, demirci dükkanım. O kendi perçinle şöyle böyle bu makineyi yaptım, başardım ama... Bir ustanın yanına gitmeden değil mi? Sadece ustanın yapmış olduğu makinelere, on çılayana, şekillerine bakma zorundaydım. Maşallah. Bu şekilde başardım yani, aşağı yukarı yörede 45 tane makine yapmışımdır. Maşallah. Diğer koylarda da yani, sadece bizim koyda kalıcı değil. Onu diyeceğim. Şimdi bizim köyde, Balcılı'da yaptın, her mahallede zaten hem pahalıya da mal oluyor herhalde. Malzeme ve işçilikten dolayı her mahalleye veya hanelere yetecek şekilde yaptıktan sonra diğer köylere de gitmişsiniz. Oralarda da demek ki bunu yapacak yeterince beceri de usta olmadan gitmişsiniz. Onları da anlatır mısınız? Şimdi bu makine ben ilk önce köyümüzde yaptım birkaç tane tabii. Bu tabii böyle bir şeyler ses olarak tabii uzaklara gidebilir. Orada kalmadı bu yaptığım mesele. Efendim bu diş kolaya da sıçradı. Yani falan yerde makine yapıyormuş diye. En son benimle tabii var, insanlar tanıştı. Sonradan makineyi gittim. Kendi köylerinde, kendi harmanlarında en fazla 6 parmak köyde yapmışım bunu. Maşallah. 6 parmak köyde. Hiç, yani saymayla bana dipten başa kadar en son Amanesket bir köyler var dağın altında, oraya kadar çıktım. Evet. Muhterem bir eski adamlarım vardı, dedeler. Onlar evet, yaptırıyor tabii, yeni evet, genç evet, şey değil bu. Evet. Yani yıllardır orada çok çalıştım. Altı parmak konuda çeşit makineler yaptım. Çeşitli insanlara tanıştım. Evet. Sağ olsunlar. Ondan sonra işte bu makine yapmanın sonu bu tarım köye kalktı yani. Tarım yapılmayınca ekip olmayınca. Yani memleketten ki bu göç olayı, muhacirlik olayı, insanlar batıya doğru geldi. Bu sefer işte, daha tarım yapan işte, olmayınca, arpa, buğday ekini olmayınca yani, bu işte bitti değil mi? Bu göç olaylarında her hususta zayıfladığı için evet, harman olmadı, ekin ekilmedi. Bu sefer birçok yerlerde köylerden sadece Samceli olup harman olsun da Samceli'ye hitap ederiz. Bu
Çok yerde şimdi sabdiler o çatmalar yıkımı makineler altına ezip duruyor. Tarih yani oldu. Bazı yerde öyle duruyor. Evet. Bu mekanımın tabii evet. Tarih şeyle evet. Öyle omuzdan çekti gitti yani. Öyle oldu. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Ahmet Gülmez der ki dünya ustaların el becerisi, el sanatı sayesinde ayakta duruyor der. Yani yapılar, eserler ustaların sayesinde yapılıyor, ayakta duruyor der. Bir nebze de doğru. Eğer iyi usta varsa iyi eser vardır. Kötü usta varsa kötü eser çıkar ve zamana dayanamaz. Ama şimdi zamana makineler göçten dolayı dayanamadı. Yani bizim orada teknoloji gelişmesinden dolayı makine yok olmadı da göç olayından dolayı makineler ve tarım yok oldu. 1970'lerde, 60'larda gerçekten bu harman makinesiyle birlikte tarımda bir devrim oldu. İnsanlar çok rahatladı. Bu emeğinden dolayı, becerisinden, oradaki insanlığa faydasından dolayı biz Ahmet Gülmez'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, eline sağlık diyoruz. Sağ olsun abi, herkes. Değerli Baldini Köyü Araştırma Grubu üyeleri, öne çıkanlar, fark yaratanlar köşesinde yeni bir köyümüzde buluşmak üzere ben Dursun Gülmez hepinize hoşça kal diyorum.